Evet gençler, bugün Çilingöz Tabiat Parkı'ndayız. Hadi burayı biraz gezelim. Buraya geliş saati sabah 9 gibi falan giriş yapıyorsunuz. Ertesi gün 11'de çıkış yapmanız lazım. Yani ben araçla çadırımla gelerek 75 lira giriş ücreti verdim. Ve dediler ki ertesi gün saat 11'de çıkmanız lazım. 1 saatte opsiyon veriyoruz, 12. En geç 12'de çıkmanız lazım. Yoksa ikinci güne yazıyormuş. Sol taraftan girdiğinde çardaklar var. Çocuklar için park var. Buranın çimenlik olması çok güzel. Çimlerin üstüne böyle yayılıyorsunuz. 10 numara bir organizasyonu tamamlıyorsunuz. Çadırları bu şekilde kurduk. 1, 2, 3, 4. Biz de arka tarafa kurduk. 5. Hadi odun toplamaya gidelim ve akşama hazırlanalım. Şuradan bana da yol var. Yol var bakın. Şuradan devam edelim. Ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Evet gençler, ne hissediyorsunuz? Ver elini bana. Elini ver. Yerde ateş yakmak yasak burada da ve girişin hemen 300 metre ilerisinde jandarma var. Bu yüzden bir varil aldık. Zaten kamp alanının belli noktalarında variller var. Şöyle göstereyim. Ateşimizi bu varilde yakacağız. Biraz odun da topladık. Bir kısmı burada, bir kısmı da burada. İpe bağlayarak buraya kadar getirdik odunlarımızı. Ramazan bayramı olması sebebiyle çok fazla kalabalık değil. Bu yüzden bir miktar şanslıyız. Karnımız çok acıktı akşamüstü. Odun da topladığımız için fazlasıyla yorulduk. Birazdan ateşimizi yakacağız ve mangalımızı yapacağız. Kamp alanının hemen hemen her yerinde böyle oturma alanları var. Arabalarınızı kamp atacağınız yere kadar getirebiliyorsunuz. Bizim araçlarımız burada hemen. Karşısı da plaj. Buradan plaja doğru yürürüz daha sonra. Evet, arkadaşlarım da burada. Onlarla beraber geldik. O kadar odun nasıl topladınız hanımefendi? Toplattık. Başakşehir Spor Merkezi. Bekleriz. Bekleriz. Kadının gücü. Başka bir şey demiyorum. Amelelik. Tam 3 yıl önce bugün Ukrayna'da gittim. Çok canım sıkıldı. Tamam, o zaman soralım. En çok hangi ülkede olmak isterdin? İtalya. İtalya. Hanımefendi. İspanya. Spain. En son bana gelebilir mi? Geliyorum boşuna. O düşünecek, oradan aradan karar verecek. Herhangi bir Avrupa ülkesi ya. Çok. Bir tane söylemen lazım. Best. Düşünüyorum, dur. The best. Şehir söyleyeyim mi? Olur. Oradan ülkeyi buluruz biz. Tamam. Can geldi. Biz ne çok geldiniz şu an. Ya İtalya. İtalya mı? Ülkeye karar verdim, aynen İtalya. Çok basit. Kars. Kars ve Gaz. Fark etmez benim için. Türkiye. Önce cevabı senden alalım. Benim kocaman olduğu yer. Senden mi? Amerika. İngiltere. Ben de söyleyeyim. İskoçya. İskoçya neden? Çünkü çok farklı, etek çok güzel. Özgür. Yani İspanya. Abi orada etek giymiyorlar mı? İskoçya için etek giyiyor. Gerekirse etek de giyeriz ha. Burada bir şey soracağım. Ben bir şey soracağım, tamam. İrem, etek boyuna karışır mısın öyle bir şey? Diz altı, diz üstü asla. Aşkım benim böyle şimdi derdim. Bir de boy elbiseler falan. Evde istediğini giyebilir falan. Evde karışır.
düşünmüyorum ama perdeler kapalı olacak. Aynen mi? Ümit WhatsApp'tan paralel evrende bu arada. Ümit WhatsApp'tan fotoğraf atıyor. Aşkım bu eteği çok beğendim, alabilir miyim? O da diyor ki evde giyebilirsin gayet. Yani demek oluyor ki acıkmışız. Gençler, ummalı bir çalışma var. Görmüş olduğunuz gibi ya. Derya kuzusu be. Ne yenir be? Biberlerimizi falan hazırladık. Burada kebaplarımız var. Domateslerimizi de şişe taktık. Ateşe harlama yöntemine bakar mısın ya? Acıktık. Salatalarımız hazır. Buyurun gençler. Yaprak sarmalarımız. Etlerimiz burada. Kömürümüz de hazır. Domateslerimiz oluyor şu an. Arka tarafta ummalı bir çalışma var. Sen ne yapıyorsun Şeki? Sarımsak nasıl yine onu göstereyim ben. İlla yıklanmaz. Dişini çekeceksin bunu. Çok güzel çalışıyorsunuz arkadaşlar. Muntazam bir çalışma. Böylesini görmedim. Yavaş yavaş başlıyoruz organizasyona. 10 kilo et var burada. Çok soğuk yiyecek. Patlıcanlar yamuk kesmişler o yüzden. Ben kestim. Ama patlıcan yamuk. Yanlış almışsınız. Yamuk almışsınız patlıcan. Arkadaşlar, hanemize hayırlı olsun yeni drone'umuz. Bak. Aha gel. Vay gidecek. Evet arkadaş, 100 TL'lik drone uçuruyor. Evet hocam, ne hissediyorsunuz? Adi mal. Kanatların harekete geçmesi yarım saat sürüyor. O yüzden yarım saat bekleyeceğiz. Evet, yine hareketlendik. Sakin, yükselt abi, yükselt abi. 200 liralık drone'la Çilingoz Tabiat Parkı turu. Getir getir. Getir, dur, fotoğrafımızı çek ya. Ağaca vuracaksın, ağaca. Aha vallahi gitti. Aha gitti. Oğlum hala ayakta duruyor. Ağaca vuracaksın, gel buraya. Gitti drone. Ağaçta kaldı. Böyle bir şey. Göz göre göre kaza yaptı. Evet gençler, drone burada. Hiç hareket ettirme, o öldü o. Alırız alırız. Ver. Al kanka. Tamam mı? Eyvallah. Böyle bir adı var. Hiperaktiflik olduğu için. Bu nedir efendim? Elik, çağla ve çilek. Neylik? Müessesemizin ikramı. Mevsim meyveleri değil. Hemen alıyorum. Bu da kardeşim, sırada bekleyenler var.
Palet yok. Hayır, püre çilek yaptım. Gelmedi hiç. Püre yaptın çünkü. Bizim çadır sağlam yerde. Gel yanımıza. Kaldırıp gökhanların direkt... Her kampın vazgeçilmezi muz arısı çaklat. Çilingöz Tabiat Parkı'nda ikinci günden günaydın. Bugün bir sahil turu yapacağız. Ardından kahvaltımızı yaparak alanı terk edeceğiz. Hemen arka tarafında mescit bulunuyor. Sağ tarafında Bay Bayan duş ve lavabo bulunuyor. Ece'ye doğru bir girelim. Erkek tuvaleti bayağı geniş. Garip olarak gördüğüm kısımda üst tarafın açık olması. Çünkü diğer taraf kadınlar tuvaleti. Şu nedir diye düşünüyordum ki sabunlukmuş. Bir diğer alansa bay soyunma kabini ve bay duş. Burası da bayağı geniş. Semaver, mangal gibi şeyler kiralanabiliyor. Eğer unutursanız ya da yanınıza almak istemezseniz burada gelip tedarik edebiliyorsunuz. Ve gençler, arka tarafta da tekel bayiler var. Marketin yanında iki tane tekel bayi var. Tabiat Parkı'nın içerisinde jandarma var. Sürekli jandarmalar devreye atıyor. Yanınıza geliyor, bir sıkıntı var mı yok mu diye soruyor. Bu da güzel bir detay. Gönül rahatlığıyla ailelerinize gelebileceğiniz bir alan. Burası da orman içi dinlenme yeri. Böyle bir alan belirlemişler. Ziyaretçiler burada dinleniyorlar. Gençler, bir de marketimiz var. Marketten de istediğiniz yiyecek ve içecekler alabiliyorsunuz. Birçok temel gıda maddesi de burada bulunuyor. Yerde ateş yakamıyorsunuz. Jandarma sürekli denetleme yapıyor burada. Avcılık yapmak da yasak. Şurada da fiyat bilgileri var. 2022 fiyat listesi burada. Eğer yemeği siz yapmak istemiyorsanız burada restoran da var. Yemeğinizi burada gelip yiyebiliyorsunuz. Ve sahile yürüyüşte hemen sol tarafta da bir kafe var. Burası biraz kafe değil de kahvehane gibi düşünün. Bu kahvehane dememin sebebi de dün buradan geçerken herkes okey oynuyordu. Okey masaları falan var. O yüzden böyle bir yorumda bulunuyorum. Hava soğuk olduğundan denize girmek yasaktır tabelaları asmışlar. Denize giremiyorsunuz. Yani girebilirsiniz ama o sorumluluğu almıyorlar. Şu alan, şu alanda ortak mutfak kullanım alanı. Şu karşıdaki evlerle ilgili duyduklarımı söyleyeyim. Burası zamanında satılıkmış. Herkes alış satış yapıyormuş böyle. Daha sonra kiralama modeline de dönmüş. Buradan yer kiralanabiliyormuş. Kumsalda çadır kurmak yasak. Buna izin vermiyorlar. Ve burada boğulma vakaları fazla olduğu için de rip akıntısı ile ilgili bilgi vermişler. Denize girmenin yasak olmasının sebebi de biraz bu olmalı. Arkadaşlar, hemen kumsalda duş alanlarımız var. Bir burada, bir de burada. Duşunuzu alabiliyorsunuz. Ve voleybol sahası. Muslukları denedim ama. Şöyle duş alabileceğiniz alanlar. Plajın sağ tarafına geldik. Güneşten dolayı buraya yürüyüşü çekmedim. Plajın sağ tarafında böyle bir tepe var. Ve çok güzel görünüyor. İçerisinde mağaraları var. Şurada bir var. Şurada iki. İlerisinde var üç. Belki birkaç tane daha vardır. Bayağı güzel görünüyor. Aşırı dalgalı. Çok fazla dalgası var. Ve denizin getirmiş olduğu pislikler dalgadan kaynaklı. Aslında bu denizin pisliği değil, bizim pisliğimiz. İnsanlar denize ne buluyorsa atıyor ve sonuçta bu. Denizde geri kusuyor bunları. İyi ki kustun deniz. Karadeniz olduğu için çok dalgalı oluyor ve ama çok temiz bir suyu var. Direkt derinleşiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Sahilin sol tarafına geldik. Şurası bir sazlığa bağlanıyor ya da bir göl, tam bilmiyorum. Kusura bakmayın, araştıramadım bu kısmı. Ya bir göl ya bir sazlık. Ama çok temiz ve iki yollu kanallı. Şuradan da denizle birleşiyor. Denizle birleştiği için de ekstra güzel bir görüntüsü var. Eğer ki
Şuradan bir yürüyüş güzergahı olsa, burada küçük küçük havuzlar var ileride. Yine drone ile göstereyim size. Orada da yüzebiliyorsunuz. Muhteşem, öyle değil mi? Hadi gelin gezin burayı. Hadi gelin kamp atın lan. Çilingos Tabiat Parkı videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.